sabunumuz ay. Orta Asya'dan gelme. Mezarlarda kıradık kıdık. Biz kendi sülalemizi, tabunumuzu aydan tabarmış. Ay hayırda işaret bulursa tabun, ondan bilirmiş. Nogay ve Kırım Türkleri, Kafkasya'dan ve Kırım'dan koşup geliyatırganda, Romanya'dan geçip ak topraklar degenlere, Osmanlı topraklarına kelgende, bugünge kadar tabunlarını coytbağandır. Bunlar sülale damgalarıdır. Köyümüzde değişik şekilde damgalar mevcut olup, bunlar aynı zamanda Nogay Türklerinin göç yollarını bize belirtmektedirler. Aynı damgadan Şekerköy'de bulunduğunu, aynı damgadan Trakya'daki Nogay köylerinde olduğunu gördük. Bu arada Bandırma'dan buraya kadar 100 kilometre içerisindeki Nogay köylerinde aynı damgalardan olduğunu gördük. Bazı köyler, mesela Ağaçpınar köyü var. Biz orayı Kürt köyü diyebiliriz. Köyün ismi de Kürt köyü, eski ismi. Biz Yusuf Kayıtmaz'ın yazdığı bir kitapçıkta oranın Nogay köyü olduğunu öğrendik ve o köyü ziyaret ettik. Alaylı Bahçeleri Nogayca ismi ve 150 hane Nogay yerleşiyor. Biz hiçbir köyde o kadar yoğun bir tamga, mezar taşlarının tamgaya rastlamamıştık. Mezar taslarında bolgan bu tabınlar so ömürde bile yazılmagan tarihtin özüdür. Burun ömürdeki tarih ben canlı tarih arasında köprüdür. Köydü kurganda 8 tabın gelgen Orta Asya'dan. Bizim tabınımız Akıl Koca. Ötek baslar var, kubuylar var, kenekesler var köyde. Benim özüm gelgenim yok da babam gelgen 18 yaşındayken, bacıları var eken, 2-3 bacısı var eken, onlarla gelgen öküz arabaları maylap mıylap, ton mayman, sarı mayman. Yani bunlarla gelgenler işte Meskü'den çıkan 3 ayda bir yörge gelgen. Tam 3 ayda. 3 ay sürgen devemen, atman, malman gelgenler bir yörge. Onlar da savaşmadan eski Nogaylar. O zaman da savaş bağını için o yakta perşen etkenler Nogaylardı, Ruslar. Perşen etken de Osmanlı'da kucak açkan. Siz bana karşı savaşmadınız deyip bir yerge yerleştirgen bizim Nogaylardı. Tam 1865-1860'larga falan geledi. Yani aytılganlarla ufak tefek kırıntılı yazılardan tarih birbirine denk geledi. Barıp tuvardım Sidali Poşt'un altına. Sidali Poşt'un altında men kazanlar et astım, 10-11 kalit. Akşalatım ayından içken asım o buldu, karanlıkta karagan, 4-5 canım su buldu. Şotavuzu ketilgen, şarga salıp bilengiz, Kudayın nazar tığıp da kol götürüp tılgın. Kemiyle gelgenler, papırla. Papırda işte ölenler bolgan, hastalanandan bolgan, köpün atkanlar öleni. Atkanlar suga, denize. Karadeniz'den gemiyle İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'dan Bursa'ya. Bursa civarında yerleşiyorlar. Biraz orada ikamet ediyorlar. Oradan Haymana'ya geliyorlar. Haymana'dan Aktaş'a gelip orada yerleşiyorlar. Köy kuruyorlar Aktaş'ta. Kafkasya'dan ilk gelgende Maytan Çeşmen mevkinde orada Söğüt Çayırlı göçebe yörükler var eken, onların atlarını her gün bir tane devirip sazlıktın içinde kesip yiydiler, oynaymışlar yani. Yörükler de gel, bunlar bu nasıl bir millettir bunlar, her gün bizim atlarımızı yiyor, atlar bittikten sonra bizi de yerler bunlar diyorlar. Oradan kalkıyorlar bugünkü Söğüt Çayır, oraya gidiyorlar.
İstanbul, Bandırma, Balıkesir, Afyon ve Konya üzerinden bu şekilde göç yolu geliyor. Bu göç yolu gelirken işte daha önceden belirttiğimiz gibi buraya önden giden kafileler veyahut da öncü birlikler gidiyorlar. Oranın sivrisinek ve sazlık olduğunu görüyorlar. Bunların da orada yaşama standardı, yaşama şartlarının zor olduğu için geri gelip haber veriyorlar. Bu şekilde Eskişehir'de de olsun, Konya'da da olsun oldukları yerde kalıyorlar. Ama bu birinci göç dalgasında. Karıştırsan karayman, yumuk gözlü korsan seni sorayman, gözlerim ben tavdu tastı karayman, yılaganda yırlaganda aytaman. Arkadaşın kır atından sorgaydım, maldı bastı taslap bir gün bargaydım, kul gözüm ben kardeşlerim korgaydım, yılaganda yırlaganda aytaman. Hamit aytar mında bolsa korurdum, aşk olsam da yarım yutum verirdim. Barın yokun koyun koşun soruldum. Yılaganda yırlaganda aytaman. Babalar ölgen sana Hacı Emin, Hacı Salih, Hacı Abdullah ölgen sana. Üç yurdun, işte üç oğlunun ballarıyla. En ülkenin balası İbrahim Efendi Mandıra köyüne, Kulu'nun Mandıra köyüne koşuyordu. En küçük kardeşim Hacı Abdullah'ın oğlu Hacı Omar'a da Şeker'e koşuyordu. Aktaş köyünde benim dedem Hacı Ramazan yalnız kaladı tabii özü şeyimen. Bir müddet birkaç sene sonra oturan sonra karar yalnız olmaydı. Ben de dedi Şeker'e koşayım. Yolda çekken şeylerini anlatırdı. Biz de yılardık. Valla anlatları köp. Bikeler bolsun, üzleri bolsun, bacılar bolsun. Töbereydik, yani, zopalaydık. Yani. Anladın mı? Kollarından mallarını alatken, bir beş davarı bolsa, on davarı bolsa onun ekonomi işi onu alatken, malını, sihirini alatken, peşen etedik. Askeriyesi bolsun, geç gece ne çektik dedi. Hudutlardan, efendim, gecelerime, gündüzlerime, yani eziyetli çektik dedi yani. Köp eziyetli geldik bir yerlere. Koşuyor koruya, o şimdi Aykan deyip, koyduk. O zaman da molla dediler ya. Ben ak toprakta var yapan ak toprak İstanbul'a bir. Ben medrese yası yapan, medresesi okul. Ağabeyimize. Kızla dokut yapan, o zaman kızla dokut yapan. Bu şey. Bolşevikler sana. Ne zaman olsa Bolşevik kitabı olgan yok. Ne zaman olsa bir Bolşevik okul ya. Mahallını, mülkünü, üyünü bitip kalsam şey okuyduk. Sultan Hamit'in kumundu. Her sudan şay kaynatadıkınlar. Diyordun suyu arı bulgun, kara şay. Hah, diyorum, bir yerde biz kalıyak. Bütün kalkanlar bir yerde. Acakam rahmetli çılay tanıydı. Ton tıkıp, şalıp şalıp, tüyme tüyün. Ablamız kaldı yerde. Tepçilaytan edin, Rusya'da. Tuzakçı'ya yerleşmişler ilk etapta. Orada da kıyısında çay akıyor, köyün sıfırında. Bir sel geliyor, köyü biraz su basıyor ve bizim Tatarlar biraz korkuyorlar. Diyorlar biz burada oturmayız. Ne yapalım? Biraz dağ eteğine kaçalım. Kimisi Balcı köyüne doğru kaçıyor, 5-6 aile. Kimisi Tuzakçı da ben diyor burada kalacağım. Evet aynı şey oluyor. Kimisi de burada geliyor. Aynı. Dağın eteğinde o çeşmeyi de görünce suyu diyorlar bu su bize yeter. Biz buraya kuralım. Yani dedelerimiz değil, dedelerimizin babaları oluyor bunlar. Konya'ya gelmişler senin anlayacağın baştan. Ondan sonra orada olmamış yine buraya gelmiş. Buradan Konya'ya gidiyor. Konya'dan yeniden dönüyor buraya. Malkara Şark köyünde oturganlar. Ondan sonra Burçak Aracı Bey'de oturganlar. Birkaç sene
Birkaç sene oturduktan sonra dediler ki bizge işte tüzlük gerek, at çaptırmaya yer gerek deptiler. Konularındaki fermana göre Haymana Yaylası'na dep çıkkana. 1878'de 93 harbinde gelmişler. Tarsus'un Esenler Köyü'ne yerleşmişler. Bizim Çukurova bölgesinde önemli bir Nogay yerleşimi de Ceyhan'dır. Ceyhan'ın yerleşimi ve kuruluşu Nogaylar tarafından olmuştur. 1856 Kırım Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye, Anadolu'ya göç eden Nogay'dan yerleştirilmesi için Osmanlı İmparatorluğu'nda hükümet bir çalışma yapmıştır. Bu amaçla Kurmay Binbaşı Hasan Tevfik'i Çukurova bölgesine göndermiştir. Kurmay Binbaşı Hasan Tevfik 290 saat burada mesai yapmıştır. Yani bir yıl süreyle bu bölgeyi dolaşmıştır. Bu bölgede Nogay'dan yerleştirilebileceği bir alan aramıştır. Ceyhan bölgesinin o dönemde boş olduğunu, bu bölgede yaşayan Türkmen aşiretlerinin yazın yaylalara çıktığını ve kışın gelip buralarda yerleştiğini, bu nedenle Ceyhan'da yerleşik bir hayat olmadığını görmüştür. Ayrıca bu bölgedeki Türkmen aşiretleri arasında kovgun denilen aşiret kavgaları da sıkça yaşanmaktadır. Sivrisinek vardır, bataklık bir bölgedir. Kaçıp gelenler buraya, sinek yok, sivrisinek, birini sinek yok. Sıtma var iken buraya yerleşkenler. Hmm. Benim babamın babasının babası vefat edemiz. Gelen buraya yerleşken. Hükümete bir rapor hazırlamıştı. 21 sayfalık bir rapordur. Bu raporda gelen Nogay'dan, yani daha doğrusu Anadolu'ya gelen tüm Nogay'ların Ceyhan'a yerleştirilmesini önermektedir. Gelen Nogay'ların Ceyhan'a yerleştirilmesi yönünde hükümet de olumlu bir karar vermiştir. Ve çoğunluğu işte Gözlev'den, yani Kırım'ın kuzeyinden ve Kuban bölgesinden gelen Nogay'lar Mecidiye, yani o zaman Osmanlı toprakları içinde olan Romanya Mecidiye üzerinden İstanbul'a ve İstanbul'dan da Ceyhan'a doğru yola çıkmışlardır. Fakat Ceyhan bölgesini gören ilk gelen Nogaylar buranın yaşanamayacak bir yer olduğunu fark etmişlerdir. Bir kısmı devam etmiştir. Bugünkü Nurdağ'daki Nogaylar köyünü kurmuşlardır. Bir kısmı o bölgede yaşamaya razı olmuşlardır. Yani kelimenin tam anlamıyla ölümü görüp sıtmaya razı olmuşlardır. Bir kısmı da geri Anadolu'nun değişik bölgelerine yayılmışlardır. Bu anlatılan hikayede bugünkü Nogay yerleşimlerinin İstanbul'dan Ceyhan'a doğru bir trase boyunca uzanması nedeniyle o yerleştikleri coğrafi bölgelerinde de bu hikayenin gerçekçiliği ortaya çıkmaktadır. 1860'lı yıllarda Ceyhan'a gelen Nogaylar bu bölgelerde çeşitli mahalleler kurmuşlardır. İşte Caynak, Cuvantayak gibi mahalleler, Bota Mahallesi. Bunun yanında Kelemeti, Çakaldere, Altıkara, Yılankale, Yeşilyük gibi köylerini oluşturmuşlardır. Kılıçkaya köyü de aynı şekilde Nogay köyüdür. Çokrak yer istiyoruz biz diyorlar. Onu da oradaki görevliler tercüman olmadığı için çorak arazi anlıyor. Ve İzmir'den gelenlerin hepsini trene bindirip en çorak arazi neresi? Konya Ayrancı. Götürüyorlar oraya trenle. Aa işte burası sizin diye bırakıyorlar. Tatarca'da çokrak verimli, Osmanlıca'da çorak kurak demektir. Bir harflik fark yüzünden öz halkım çorak topraklarda yerleşken. ...1938'den beri Kiril alfabesini kullanıyor Nogay Türkleri. Nogay Türkçesi Karaçay Çerkez Cumhuriyeti'nde kullanılan bir lehçe. Burada Karaçay Çerkez Cumhuriyeti televizyonunda haftada bir gün 20 dakikalık Nogay Türkçesi ile program yapılıyor. Ayak şayın sımretağın Nogaylar öz Nogayşılıklarını unutmaydılar. Halkımızın eskiden kalan türlü asların, ziyafetlerin Türk Nogayları yakşı saklaydılar. Kasık büro geteyim, kasındı kerip, kayın sınlın bolayım sınlındı berip deyip şınlay berip, ayeler bizge sol saat tamam bizikin deyip börük hazırladılar. Tabi Nogaylar ötbükte maylağanda bun bu işede taujan ayaktı, şişip aytkanda koyanın ayağın kullanadılar. Yenişke etilinip yayılgan közlemedi ekı büklüp may yağadılar. Son onu kızgan tandırga saladılar. Айтып озба тиесілі түрк ноғайларының арбір айелінде де тандырдың отын кие сақлайдылар. Тандыр ол үйдің тамыры. Тандырман ноғайда көп ырымылар, көп әдетлер байланысылар. Бұрын заманда біреу үйден ұзақ ел шығай атырып,
табанын тандырга басып кете таган болган. Сүйтүп өз тандырына кайтып келсин деп ырым эткен. Бурунда ногай кыска якылар өтпөктүн баленше түрлүсүн билгенлер. Нартук өз өтпөгүн пісиргенлер, а 40 кабат кысыр өтпөклөрүн ногайда алгы заманда да этедилер. Түрк ногайларынын өтпөклөрүнүн дамы тамам бизикине юук. Олар өтпөктү 10-15 күндө санын 20-дан артык этип пісиредилер. Yine aynı bölgede Nogay Dalısı, Nogay Sesi adlı bir gazete çıkarılıyor. Dağıstan'da ise Şöllük Mayagı, çöl ışığı, çöl ateşi anlamında bir gazete çıkıyor. Mektepte okuyla Nogay dili okuyumuz, yazamız, okutadılar Nogayşa. Bilemiz, havarlar var, takpaklar var. Nogay'ın takpakları, aru, sıylı takpaklar. Sözde takpaktan söyleyemiz biz. Başta dilin üren, atan dilin, ondan sonra Türkçe'yi üren. Biz konuşamız, bir yerge ketkenimizde öz aramızda bir şey aytı beremiz. Öz aramızda. Bu lisan iyidir ya dedim. Mesela o da bir ana lisanı. Her zaman diyeyim bununla da her zaman aytaman ama yani sözünde geçmedi yani. Geldikleri bölgenin de kendileri gibi Türk ve Müslüman olması onların bu bölgede isteyerek ve bilerek asimli olmalarına yol açmış bence. Çünkü ben dolaştığım birçok köyde büyüklerin çocuklara bundan sonra işte Nogaca veya Tatarca konuşmayın, buranın diliyle konuşun diye uyarıda bulunduklarını duydum. Tatarca ballarımız anlay ama söylenemeyin. Ceyhan'dan biri gelmiş. Benim kayınvalidemden su istemiş. O da suyu vermiş, böyle bir şeyle söyleyeyim. Suyu verdikten sonra tabii kırım oluyor, o şehirli olduğu için teşekkür ederim nene, nene demiş. O da yanlış anlamış, demiş ki Allah belanı versin demiş. Benim nasıl töşeme gireceksin sen demiş, utanmaz demiş. Nene demiş, teşekkür ediyorum, Allah senin bir daha belanı versin o zaman senin demiş. Tatarca'da, bilhassa Nogayşa'da Y harfi yoktur. Pek nadir kullanılır. Nasıl? Cer, cavun, cen, cat, corkan, catak. Ne bileyim, her şey C'yle başlar. Y yoktur. Tatarca'da, Nogayşa'da Y yoktur. Vardır da azdır. Yazılı edebiyatları 20. yüzyılın başında teşekkül etmiştir Nogay Türklerinin. Ondan öncesinde sözlü edebiyat gelenekleri vardı. Bunda da çok zengin bir sözlü edebiyat gelenekleri var. Yırlar, destanlar, ertegiler, takpaklar yani atasözleri, yumaklar, bilmeceler. Bunların içinde de en çok yırlara değer veriyorlar. Kuzu etinden kavurmaz, tek sana vurma diye. Şından saray salayım, anan varma diye. Hani şimdi bilgende büyük yaş tutuyoruz ki o evvelgiler bile dedi. Biz de yukarı yaşlı olmadık, şimdi de bilmeyimiz. Doğrusu. Arı tuğnağız. Şundur benim sevmiyorum, toydur kerim. Şınlamağa gelgemen yokun kerim. Baban sana şapkalgan borcuğa batıp, şınlamasan ne geldin, cev kapatıp deyip. Kaytayım mı? Kaytayım mı? Kaytayım mı? Farklı bir lehçe konuşsalar da bir Türk boyu. Tabii dediğim gibi gençler fazla bilmiyorlar, fazla konuşamıyorlar. Ancak yaşlılar bağırlarına bastılar diyebilirim. Ben biraz da burada gitmeden çalışmıştım Nogay Türkçesini. Tek tük böyle kelimeler ezberlemiştim. Konuşamam zannediyordum. Oraya gidince şakır şakır Nogayca konuşmaya başladım. Röportaj yaptılar benimle. Hem gazetede hem televizyonda. Bilhassa yaşlılarla yaptığımız konuşmalar beni çok etkiledi. Bana dualar ettiler orada. Nogay Türkçesi konuşmam onları çok etkilemişti. Gerçekten çok duygusal bir geçen zaman dilimiydi benim için. Özgürlük ya Allah, korusun iyilikten korusunuz Mayaman. Benden korusun da Mayaman korusursun. Egemiz bürge, adanaz kardeşte olup rahatınız.
Ana atana menen yukun salam bolsun. Amançılık bolsun. Men tilegen tilekti Allah taalanın özü kabul etsin. Gelmişler, gelirken ateşlerini söndürmemişler, evlendikleri ateşlerini buraya kadar getirmişler. Buraya kadar gelirken arabalarında kül kömüp üstüne odun koya koya gelmişler. Bir sabah kalkar bir ateş yakarmış büyükler, evlenen geline güvaya. O da adı nedir? Sönmezse yani ocak dağılır hesabına. Üstünü küllegenler, onu da taptıkları odunun üstüne koya koya kegenler, kızına kızına. Yani şu anda Çakaldere'de yanan ateş, evet, Kırım'dan, Tatar'dan getirdiği ateş. Altın Ordu bir Tatar Türk Devleti. Beş parçaya bölünüyor. Hanlıklara, Kırım Hanlığı, Astragan Hanlığı, Nogay Hanlığı, Sibir Hanlığı ve bir de Kazan Hanlığı. Bu hanlıklar içerisinde Rusya'nın etkisiyle ve Kafkasya'ya nüfuz etme gücünü kendinde gördüğü zaman baştan orada Astragan Hanlığı'nı yok ediyor. Daha sonra Kazan Hanlığı'nı yok ediyor. Daha sonra Sibir Hanlığı'nı yok ediyor. Bu arada Nogay Hanlığı'nı da yok ediyor ve bir Kırım Hanlığı kalıyor. Kırım Hanlığı'nın kalmasının sebebi de Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme düzeyinde olduğu için ittifak yapıyor Osmanlı İmparatorluğu ile. Pak imzalıyor. Türk ve Müslüman olduğu için buraya etki edemiyor Rusya. Ne zaman? 1773'e kadar. Türkiye'de yaşap turgan Nogay ve Kırım Türkleri koşup gelgende kayerden kelgenlerini, kaytıp kelgenlerini, şınlarını, tabınlarını, tahbaklarını saylap turadılar. Romanya'daki öz halkımız da folklorunu coytbaganlar. Onlar da saylap turadılar. Uluslararası festivalde caslarımız, kıskayaklarımız son da yaru biyiydiler. Kırım'dan çıktılar ve yani ya zor oldu onlar için de zor oldu ve biliyorum ki Kırım'dan yani Tatar milleti Romanya var idi ve Kırım'dan geliyorlardı çıkıyorlardı ve o Romanya'da yaşayan Tatarları yardım ediyorlardı bu Kırım'dan gelenler. Çakaldere bura bir yerlere gelen bu ayaklara gelgende iki tanesi caş bala iken de küçükene geleler ot bir şey ev yok el yok aşayacak yok içecek yok turalar oturalar acı kalar tabi karınlar acı kal diler ki nasıl etsek ne etsek bakalar mı ne yerde bir kara çadır var aydınlı işte şey göçebecek ana keteler anda diler acı ekmek istik de aşayıp karnımızı doyurak diler. Varalarında, varganda varalar da utanalar bunda da ekmek istemeye icap ederler tabi. Caşbala delikanlı. Diyorlar ki biz hocamız, mollamız, sizin okumaya geldik diyorlar. Hadi okuyunuz onlar da yürük hadi. Oturun hocam oturun hoş geldiniz oturalar. Diyorlar okuyorlar başlarlar okumaya. Kırım'dan gelgen iki caş. La ilahe illallah. İki sıyrak, iki baş. La ilahe illallah. Üyün gelin takır bolsun. La ilahe illallah. İki gözün sokur bolsun. La ilahe illallah. Amin degen yörükler. Buraya gelen çok büyük bir Nogay nüfustan bahsediliyor. Doktor Şerafettin Mamumi o dönemde 1890'lı yıllarda
bu bölgeyi gezmiştir kolera salgın nedeniyle ve kendi anlarında buraya 14 bin Nogayhane'nin geldiğinden bahsetmektedir. Bugünkü anlamda bakarsak nüfusun o zamanki gelen nüfusun 70-80 bin civarında olduğunu tahmin edebiliyoruz. Kırım Yarımadası degen yerin 68 bin kilometre karelik bir topraktır. Hiçbir zaman tarihte nüfusu 300 bindi geçken yoktur. Fakat Nogay köptür. Hala da Nogay köptür. Şimdi ben C deyip konuşurum. Bizim lehçe farkımız var. Onlar aşağı deyip konuşurlar. Biz olukka oluk deriz. Onlar aşlav derler. Onlar ketekke biz kumeske ketek deriz. Onlar töle derler. Yani şive farkı var. Yoksa adetimiz, ananemiz hemen hemen bir. Kollarını tömen kaşar ediler, ballar daldığa sarır ediler. Arkaya erkekler durur edi. Onlardan arkasında bikirler durur ediler. Kollarında devamlı bu şekilde şeydi, erkekler hep ceketlerini ters giyer ediler. Ters yoğurur ediler. Aldın arkasına veri tane ediler. Olay edip dua ete tane ediler camur duasını. Bak ne at bas okunadı, ne tas okunadı, ne kuşlar barışladı. Olayca şahadı millet duaya. Bizim kız ballarımız cavun duasından evvel şiyet yeterler ama bu kız ballar 10 yaşın geçmez. Üyü kıdırırlar bu kız ballar. Bunlar üyerde sıtkadım aytarlar. Şeyde. Üylerge var. Sıtkadım şöyle, ben sizge aklımda kalan eke manisini aytayım. Cavun duasından ama. Sıtkadım geldi körünüz. Ama bunu makamlı aytarlar. İsterseniz makamlı aytayım. Sesim arıdu ama. Sıtkadım geldi körünüz, körümlüğüm beriniz abilim sıtkadım. Cerde şeşek şay caynaydı, kökte bulut kaynaydı. Ne dep kaynaydı, cavaman dep kaynaydı abilim sıtkadım. Köyden davar kopuyordu, davar toplar ediler, soyar ediler, şige şıkar ediler. Bizim bitti sokuş eşmeği var, nesi yörge bir şige şıkıp, yörde camur duasına şıkar ediler. Görümceleri, yengeleri görümceleri suğa basar edi, camur çoksun de. Süt katı maytar ediler, süt botkası bir sürü tane ediler. Üyüden süt toplap, bulgur toplap, may toplap, botka bir sürü tane ediler. Rahmetlik bunda da meşeyim pişirirdi, başkası pişirmeyi tane ediler. O pişirirdi, o kızlardı, caslardı toplap, birer kasık, birer şişirmiş, onlara botka verirdi. Bizim Nogaylarda, Tonguş tabiri de bir üydün ilk tuğan balasına Tonguş deyip aytarımız biz. Onlar da sularlar, sonra bu ballarga her üyden torba olur bir evinde, o torbaya un verirler, biraz da may verirler. O ballar, o may şeyde aketip elva basıp, elva yasap cerler. Dua et Allah'ım, ben darımı köp ver, yarısını sana vereceğim. Darını eke, tike, meydana getire, armağını yasay, otura tayağını da alıp otura başına. Baka baka armağını, kabargan armağını çok. Aman diye, Allah ne edecek ya, darını hepsi benim diye. Andan kök gürlü, bir bulut kele, bir yağmur kök gürlü, şimşekler şaka, bir sel kele. Ahamın darısını, tümünü sel alıp gete. Apa kay kele, aham darı kay da. Ne bulacak depaydı, canı cana ya. Tokmacığını taktı kuda, çakmacığını çaktı kuda, cartı darı kalmasın de. Çarık edip baktık o da. Kıdırlı zarman yerine çıkarsın. Kızlar toplam çıkar. Onu millet bilir gayrı Kıdırlı zeken. Seni hak edersin bir ayak çocuk süt gözü bitip kavurup, men hak ettirme bir kozu soyup, yemek edip, ana vakiller, yani herkes kudretine göre.
salmeti bak yerler, kasık pörögeti bak yerler. Koyular da kozular da karıştırırlar. Çamur atırlar, yurda ciğerleri, şeyleri, akşam adayım oynarlar, akşam kaytarlar. Yurda şenlik yasalarıydı, aslar verilirdi, yemekler yasalarıydı, cumurtka tokuşturulurdular. Türlü türlü oyunlar çıkarırdılar. Soğan kabuğundan boyayız. Kırmızı yumurta kabuğu cilge düşse sıcak olay eken. Gelikte, mektepte de arı bir hazırlık yasaytandık. Başımızdaki öğretmenlerimiz bizde planlar ettiler. Üylerde bu cumurtkalardı, kıdırlarda, midanda, cernik, aslarda hazırlar edik. Ertesi bu işte kıdırlar günü yerge toplanıp cumurtka tokuşturup, o boyaklı cumurtkalardı çok tokuşturup, kimden cumurtka sağlam olsa o ana cumurtkalar toplar edi sıngan cumurtkalarda. Kızlar bir ayrı, caslar bir ayrı halay çekip, birbirine cırlap, logayşa oynar edilir akşama kadar. Akşam bulay ateş çağıp atlaymış, çalıp oynaymış. Sabada durup kalaka yasaymış, cımırta kaynatamış. Ondan sonra arabalara binip kıdırlayız diye. Tumalap tumalap ağırlığımızı veririz yavrularga. Şaylarda kaynatıp kalakayımızı çiğmiz. Şerkeşek kurduk. 7 tane uguz arba toplardık. Şerkeşek kurduk, şerkeşek teverdik. Hıdırellez de kaldı. Bizim gençliğimizde Hıdırellez'de cumurtka boyar ediler. Kızlar, keşekler, yaşlılar ayrı ayrı toplantıya sar ediler. Cumurtka tokuştur ediler. Kaysı cumurtka kaysı sındırırsa sınıf cumurtka da o alır edi. Tepreş degende baharın kedişi ve baharın kedişimle beraber eş dost bir araya gelip bir şenlik havasında eğlenmek, görüşmek, tanışmak maksadıma yasalan kaç senelerden beri. Kırım'da bu her sene tekrarlanan, biz bunda 21 seneden beri yasayımız. Tepreş duasından baştay kalakay tıkırtmamız var. Kalakay tıkırtması en kart babayın duası man aşıla ve kalakayın tüşkenine göre ters düşse bek bereket olmayacak ama düz düşse bereketli bir sene olacağını dair bir inanç var. Kart babalardan korgenimiz bu. Şenlik yaparız, eğlenirmiş, oynanır. Hatta eskiden güreşler vardı, şimdi yok. Şimdi eskisi kadar yok ya. Kuşak güreşi Orta Asya'dan Türklerin yasap kegen bir sporudur. Bu Orta Asya'da yasanayken de savaşka hazırlık talim zamanlarında yasanayken. Bu kol içkide, bu kol dışkarda. Tatar güreşi kemerden ısırtın, burada kemerlerden. Bu Tatar güreşi, bu çok güzel bir güreştir. İnsanı heyecanlandırır. Bu da en yiğitlik, yani baba yiğitlik yani. İnsan oyun bilgen adamlar. Yani çıkar yani. 2,5 3 metrelik cun kuşak, kart babaylarımızın baylağan kuşakını ortadan tam ikiye katlap arasından geçirip sıkıca baylağan sonra çizilmeyecek diye, bağı çizilmeyecek diye yetip baylayımız. Kuşağın başta küreşçi sağ kollarını baylap, sağ kollar içten baylap, sol kollarını da dıştan baylap, iki omuzu birbirine getirgen sonra başlarını omuzuna salıp küreşken şeydir. Bu yaşların
genelde ayak tekniklerimin yasağan bir sporudur. Kureşte de caşlar birbirini cıkmaya uğraşalar. Kureş birincisine de koşkar birimiz. Şimdi kureşi kerirler. Pelvanlara kaldım hiç hazır pelvan kureşi mesela. Köşten girdim mesela ki asker kureşiydi. Kim ben kureşik, Mehmet ben kureşik falan koydu. Falan koyma o kureşiydi, o basmurdu. Kim çıkarsa en kim koyup çıktı. Mesela 40 lira falan çıktı, yağdı, şekerdi falan hepsini çıktı. Bu bas pelvan bu arada, o ayrı bir ödül verdi. Tepe şenliklerde işte kuşak kureşi, kamıraşı yarışmaları, bala yarışmaları, balabanların oynamaları, yani folklor gösterileri var. Zeyhan'a ilk kez geliyorum. Ondan sonra biz bugün kardeşlik münasebetleri protokolü imzaladık. Bizim hanlarımızın başkenti Bahçesaray ile Zeyhan arasında. Bizde de Kovan Nogay'da yıldan yılga savan toy baradı. Bizde sizde körgende bizim Nogay kardeşlerimiz Kovan'dan Rusya'nın Nogayları sizge de köp arı sözler aytıp sizde süyüp yaşaylar. Sağ olsunlar Nogaylar, Nogay kardeşlerimiz, Türk milletimiz. Sağ olunuz. Türk kültüründe kılıcın önemli bir yeri vardır. Kılıç özgürlüktür. Kılıç namustur. Kılıç varoluştur. O bakımdan bu kültürün bir simgesi olan kılıcımızı yeni kartağımıza hepiniz adına sunmaktan gurur duyuyorum. Nogay Türkleri her zaman birliğin, beraberliğin sembolü olmuştur. Ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bir de kumis kuşak olur tane. Altından adayı altında kumisi olurdu ayrıdan. O kirtip olurdu. Tağadan tokası olurdu. Onu takardılar. Onun arkası kayısı oluyordu veya bezbe oluyordu. O kumuş kuşaklar da bir garuyordu. Onlardan da taktık. Bir de tamak değmedi tane. Balalığımızda pek neyli tuğuydu. Eskiyen yani üzülgen tavesilgen halamızdan kaldık. Hayır kimden kalmamışsa. Onu biraz taktık o zaman da. Bir yerde de bet ayak var iken onu bilmeyim hemen. Bir yerde betine basına takartan vay betine neyli. Nogaylar da var şimdi o. Ne nogaylar da var o. Kazakistan'da, Mazakistan'da orada var o neler. Eflatun kadifesi vardı babaannem, kadife giyerdi. Gümüş kemer böyle halkası var, tokası vardı şöyle. Etrafında da tokaları vardı gümüşten. Toparlak tokaları vardı, beline takardı onu. Önüne babaannem şalvar giymezdi bizim gibi.
uzun etek giyerdi, önüne cepeşke bağlardı, cepeşkeleri vardı. Peştemal bu var edip elimizden bile, davar tavağında, sıyır tavağında o peştemal da bu var edip. Hatta sözü, taslar demek kençlikten bayrağı eken. Avergiler olay derdi. Taslar demek kençlikten bayrağı. Size şerkeşler alın mısınız? Azir salıp nada yedik. Patron salatlarınız. Saktiyandan tılıp. Saktiyan diyen kalan gör. Niyerden konuşma. Konuşma boylar. Dadan kamatıp. Kılmış altın kamarı. Kılmış uçakta. Türk kul. Bas kaldıran attılar. O zaman da rızkıları da vermeyin. Jura jura zayda bayda balak maun büzülgen aybetege medine konakka bargan süzülgen. Bunun açıklaması, bir bayan mahkemeye gidecekmiş, koşa 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 gidiyormuş. O zaman da şalvara balak maun demişler işte, şalvarı böyle sallanmış, koşa koşa gitmiş oraya oturmuş yani. Duvarın üstü aynı bir 2 metre, 2,5 metre maçtak maçtak uyuyor var idi. Daima tümen. Ona da yanına o şokurden, ölemezden, efendim karatamır falan ottan çelen yasap o su getirmek için. Üstünde çamurma sılardılar, serde çamur sılardılar. Çorap, toprak yoktu. Durduk işte ben size şu anda kurek uyduğunu düzeltir. Ayağımızda tek tek bulan sinep, akbaması çoraktı, çorak. Toprak, çorak diye bir şey var. Onu atardılar, onu sinerler. Bu çorak sinerdi mi de sertleşir. Cavun cavun değil mi kayar. Bu şörten sarırlar tenekeden. Her akan, ütebeden akan su, şörten uyuyor tabii yer yasarlar ki buraya uyuyor gelmesi için. Akan su şörten ağır, şörtenden aşağı ağır ki yani ne temelge zarar bu, ne hiçbir şey zarar bu. Yani cavun akbaz yani. İlk bendim. Köylerde muhtar 94'te. Herkes telefonla karağında kimle görüşemem, çillerle görüşüyorum dediler herkes. Bandırma'nın Çınarlı Mahallesi'ne 44 kişiydik. Bir sokak. Gene Tatarlar çıktı. Öyle derlerdi. Bir çıktık mı arı kovandan oğul vermiş gibi böyle. Babam rahmetli biz ne okutmadı elin dümbüğüne mektup yazar der. Ben gene korkmadım, gittim. Babamdan hem korkuyordum hem korkmuyordum. Vardım beşler dörtler aynı okulda. Vardım bir kalemle bir defter aldım, vurdum okulun şeyine. Öğretmenim ben okumak istemem, babam okutmuyor dedim. Dedem rahmetli de Allah Allah deyip şeyine gök kapısının açılganını gördü. Çanakkale'den kazı geldi. Ayağı kırılgan dedi. Bırak balanı dedi. Babamdan anamdan belledik biz. Ben oğlum kızım de ballarımı süyemeyim ben. Şimdi gelin küse ma kızın diyemişsin de bayta. Ben öz ballarıma diyemedim kızım de. Saygı suyu var idi. Samanlık saray oldu atasözü. Kadınlık kolay oldu. Her şey döküldü midana. Makinanın adı Egin İşleytan Makina. Bu 1900'lara kadar, 1970'li senesine kadar, ömürge kadar bizim Nogaylar'da Eginler'de işleme kuşun, Eginler'de aydama kuşun, toplama kuşun, cinama kuşun kullanılan bir makinanın adı. Bu makina hayvan gücümen çalışadı. Nau yerde bir oku var, tahtadan bir uzun ok var. Bu okun iki yanına iki tane at çekilir. Bazen bek büyük bolsa, tav bolsa egin işleme yeri. Onun için 3 tane at cegilgende de bol atanır. Atlar cegilir, nayadan tartar. Tartkanda atlardın aniyaka niyaka ketmesini önleme güçün. Nayarga bir tane adem kısı oturur. Egin makinesiyle egin işledik. O da yine at binen, o kız binen. Hayatımız, gençliğimiz bulay geçti. Nau koldu tömenge tüsürgende aldı betteki nau
oynaytağın pışak biraz tömenge tüser. İşlenik yer, tarla, tüz bulursa tömenden cuka cuka alınır. Eğer cer tüzgün tuğ olsa, taslı olsa, ne oldu biraz köver, cokara kül tertip işleme şey eter. Bunun özel pişağı vardır. Ötkür olmasa bir yerdeki bidayı dişli yatıranda ya da arpa dişli yatıranda şey eter, şaynar. Tekaşık aylandan saytın bu kışakta aniyaka aniyaka ketip gelir. Ketip gelgen saytın navların arasına kırgen biday, arpa, yulaf, ne bolsa ot, şayır da bir şeyler bundan. Bişer, nayerge toplanır. Nayerge cinanlar arpa ya da biday tökülmemesi için aniyerge bir kısıtağa oturur. Bidaylar toplanır bir yerge. İyice cinanlandan sonra ağıtma kuşun, arkaya toplama kuşun navı koldu kotergen de bir yerge biz deste değenimiz toplan biday taneleri, başakları tökülür. Anadolu'da üç tisli bir şeydir. Aslında iki tane tisli var, üstünde bir tisli var. Tarık'ı buna cevabı kotarıp araba güzel bir şekilde yığı yasak, arabamın köyündeki harman yerine çıkartır. Harman yerinde düvenlermen o aydap, halaka yasak, ondan sonra savurulup sappan danesi bire bire önden ayrılır. Bunu da ballarımıza kelgenle anlatamız, atalarımızdan kalan bir eski makinedir. Çapaman aktarladı mesela bu. Eritmek için tabii. Malama bunu yak ya, atır malamadı biz onun adını. Saman bulmak için o sarmayı malamadı. Bu saptı malama için aktar aktar, sana malama buladı. Malama tam zamanı onun uygun bir şekli vardır. Yani saptan ayrıldı mı da? Yani savurulgan zaman da böyle kelle melle kalmıyor. Bir de bir yaktan kalır. Saman bir yaktan kalır. Tertemiz böyle ayrılır. Sadece bu şekilde yani yığın yasardı. Aktarma o şekilde aktarırdı. Caba derdi. O aktarma caba adı. İhtiyacı bulanlar onu un tarttırırlar. Tohumu ayırırlar. Onu kalkan da kuyuğa koyup böyle bir kuyu kazarlar cerdin altına. O kuyudun içine koyarlar. Etrafına tökken zaman saman koyarlar ki sürmesin. Uyumayan hastanın yarası çabuk kavuşurmuş. Yani babamın söylediğine göre ekmek yaparlarmış, sert ekmek. Cemaat toplanırmış odaya, ekmeği tavana bağlarlarmış böyle. Fakat ekmeği çevirirlermiş böyle yani ipini. Ağızlarıyla ısırırlarmış, oyun çıkarırlarmış yani hastayı uyutmamak için. Öyle bir oyunlar varmış. Kızlarla oynardık. Şamırdan ötbe getirirdik, bazlama ederek pırında pırın yasardık. Şamırdan özümüz pırın öptek atardık. Özümüz oynardık işte. Kutuk toplardık an yerden, yerden, eskilerden, nelerden. O zaman play oyuncaklar yok idi. Eski kutuklar toplap, eski şöplerden, nelerden toplap oynaydı anaydık. Bizim balalığımızda oynayan oyunlarımızdan aksiyet vardı. Ay gördüm var idi. Şelik şomak oyunları var idi. Mesela bir aksiyek vardı, bir ebe vardır. Sonra diğerler gözü kapalıdır zaten, duvarga yastı vaziyette. Ondan sonra onu tavuk akelme, yani iki gruptur o. Kim tavuk akelse işte puan ne o şekilde devam etedi yani. Aşık normal, koyunların ayaklarını sıkan aşıklar mesela. Onun bir büyükleri omba diyedik biz ona, ufaklarında işte kurşun tökeydik falan. Yani o biraz da urganda oplattıraydı yani. Herkes beşer tane saldı meşer tane. Beş tane çıkardı mıydı? Özünükün bola taneydi. Ondan sonra sırası gelip çizgiye ayağını takıp basıp çizgiden asıklı çıkardı mıydı? Ütkeyli olmasa lıkkalı bola taneydi. Lıkkalı oldu mıydı? Mesela benimki beş tane. Dört tanesini tamamladım, bir onu tamamlamadım. Cezalandır tane. Koluna sokar edip ya da sırtına sokar tane edip. Asık oyunu oydu. Ondan sonra şilik oynar edip gene. Belirli bir mesafeye kazan deyip bir yerde kazar edip. Ağaçtan kesken küçük bir şilik var idi. Şilikten iki yanında tüzgünle bıçakla conar edilir. Onu şilir edik. Kim sokarsa atkan yerine şim. Kazandan yaka geçti miydi sayıların şiridi tane. Kazandan yaka geçmedi miydi sokamadı mıydı. Ta kazandan yer geçim çiğmen sayı tanedik. Kolumuzda tayakban sayı tanedik. Kimin kop sayısı buldu mıydı o oyunda kazanadı bulu tanedi. Sırtına minip kazandan şey geçim.
tasit tanedi ballardı. En az 3-5 arkadaş öne tanedi. Atlamışım atlattan. Neden? Eku gözü bir ocak. Bilebilirsin mi? Bilemezsen arkama biner mi? Kırrrr, kırrrr deyip çakara tanıydık. Bir sabıttı geldi bir ağaçtın basına. Onun etrafında birkaç kişi dönerdik. Biri üçte, biri otuzta. O bayrakta alıp kaçardılar, bir tas belirlerdik. Yürek edip yapıştıran kazana tanıdı. Hep okuma. Yani bir gece geledi bir bayrağına, başka balladı kurmuyoruz ki. Hep okuma. Onu da hiç anlatmadık. Bir anlatayım bakalım, sen bunu arş ettin. Aksiyetli. Bu uzun eşekti. Ondan sonra bunları da bir anlatsam, onları bir küldürsem araba oluyor. Onlar da, o da bizim hatamız yani. Nogay şayım, nogay şayım, sarı şay, bal şekerden tatlı şay. Nogayım da nasıl şay, aslarım da bası şay. Pörtüp pörtüp kaynağan, boza tasta oynağan, adem işip toymağan. Nogay şayım, sarı şay, nogay şayım, sarı şay, denge derman darı şay. Nogayım da nasıl şay, aslarım da bası şay. Nogay şay darı etip kaynatır edik, işine de şayın atıp kapağın cabarımız. O arı demin alganda kaymak bunan sütlü kostumu da. O zaman şayar bulur. Biz iki hane olarak gelmişiz. Köyün büyük çoğunluğu Türkmen yani Yörük. Ve bizimkiler de Nogay olduklarını sadece söylemleriyle biliyoruz. Yoksa Nogay çayının dışında bir Nogay kültürüyle ilgili bir şeyleri yok. Yani bilgileri yok. Biz her gün ertemeni içermişler. Tahale. Biz her gün ertemeni ilk kahvaltımız Nogay çayı. Yılan kalede kalakay olsa, Kokardağ'da çomakay olsa, Seyhan Irmağı'da Nogay çayı olsa, İçsem içsem bitmese. Demli çayın içine sütü koyarsın. Karabiber, tuz, biraz da tahin katarız. Akşamları genelde yasarız. Yanına da biber pişirdin miydi? Aham, mesedin ait değiller. Dedi çay değil. Getirirler ağzına tamlatırlar. Gene sorarlar, aham mesedin ait çay. Gözüne de tamlatırlar. Gözünü tamlattıkan soy canını vere öyle. Şimdi sararsın deyimiz ya sen turgan zamanda. Ben oğa net demem bilirsin. Ben çırpı getiririm, muhakkak getiririm. Yettim onu her gün o sararsında en aşağı ek üçüne gelirim. Toktadı o Nogay şeyim. Orada da şey Ramazan ayı dedik bazakende. Üyü dolaşıp Ramazan kutlamasını ayı dedik. Şeramazan, aylar tutu ferman, geldi mübarek Ramazan, sari Allah Muhammed. Şeramazan, aylar tutu ferman. Çoluk çocuk ezan okuduğu zaman ezan çıkardık, elimizde babalarımız, analarımız iftarlık diye lafın gelimi ettir, şekerdir, yemiş verirlerdi. Onunla hocanın yani o günde köyümüzde minarede ağaçtandı. Yani minare yok idi şimdi var da. Onun etrafında hoca şık aşak bekleyerek çocuk. O Allahu Ekber dedi mi o iftarı yer ezanı okudu deyip ileride haberge dağılır edik. Yani bu köylerde hemen hemen her köyde var idi bu. Balalığımızda her köyde var idi. Kuzuladım, boynuzları sızıladı. Cökletmeyin anam teyze, ayaklarım sızıladı. 15'inde davulcu da bunu aytar. Akşam üzeri iftardan sahur şey arasında. Üyü dolanırdık, ne toptaydık. İşte üyüden ne verseler, para, un, cumurta toptaydık. Ondan sonra onu satıp cemi çaraydık, aşağıydık. Hiç unutmayın bana onu, orası hafta ezan tınlamaya getirmiş. O zaman da şeker veya kutta bir iki çözüm. O zaman devir olayıydı biz. Tabii ben bunu ayta 70 senelik bir zaman. Az zaman tu. Tur abam, tilki tonun kıyabam, bizge para ver abam. Orazalıkta ballar toplanır. İşte bahşiş almak için aytar edilir. Bahşiş toplar edilir. Çocuklar şey Ramazan aytarlar. Aittim. Ben kop aittim. Ondan sonra Elveda'ya aittim. Yani gençliğim onunla geçti. Elveda'ya, ya şey Ramazan Elveda'ya,
Namazga ketken herkes veyahut da ketmey, zemzem suğa kere tanık. Onun adı zemzem suğu de, inan zemzem bula tanık diye. İnanç var idi o zaman yavrum. Yani o bir, onu bir inana tanık, zemzem de inana tanık. O zemzem su da kere dedik, herkes yine orman şay etirdi, orman su işe dedi. Onu harcar edik, zemzem suğuman. Arefe günü bir de, arefe suğuman banyo etmek. Taarudi tanıdılar, arefe suğuman. Banyo ete tanıyor, basçı vatanıyor. Arefe günü mezarga getirdiler, dua edip gelirdiler. Erken olsa herkes camiye getirirdi, gelip kol alırdı. Bayramlaşırdı. Gelgenlerge yemek salırdı. Şeker tutarırdı, karşılarırdı. Ülkenlerge bir hürmetimiz, saygımız var idi. 2-3 gün evvel hazırlanırdılar. Yemekler pişirirdiler, şeyler, tatlılar yasarırdılar. Camiden çıkkanda herkes... Adamlar da bölüşe tanediler bulay, zengin bolganlar. Bölüşüp vakit üzerinden yemek yedirirdiler. Ondan sonra bayramlaşmaya çıkardılar. Herkes küçükler, ikonların gelip kolunu alırdı. Evvel seker yok idi. Leplemi, cüzüm, kavurga, onlar da hazırlar ediler. Herkes gibi bir tanediler. Bir sevinç bol tanedim. Ertemenge kadar acele eterdik de, kolumuzu çuysak da bir kınamızga karasak acaba kına kalay bulgan. Üstümüzde bir basmadan elbise, Alkan alır yedi, alaman alamaz yedi. Aldık bu da onu başucumuza yanımıza salır yedik. Bu şorabı aldık bu da bayramlık. Kurbanımız bolurdu yani et soyardık. Az yemek hazırlardık. Kişiler camiden çıkıp gelgen kadar camiden çıkıp gelgen de ekşi süpürak olurdu yerdiler. 3 gün bayram bir defa garanti. Kimse işine gitmez. Köyden ayrılmaz. Arefe günü mezarlıkta yeterler. Bayram günü tazeli olan yerlerin acısını paylaşırlar. Bayramda bütün herkes... O camide herkes bayramlaşırdı yani umumi, bütün halk. Ondan sonra ilk cenaze namazına gideriz, taziye ederiz. Ondan sonra herkes yöne dağılır. Da etti kuşbaşı turap, ona sarımsak, biber işte şimdi sucukla katkanda yedip onu ana şekler var ya da vardı şekler onlara toltırıp paçağa ısırmalıyı paçağın içine asadık yenir. Kazan börek eterimiz, 4-5 çeşit kazan böreğimiz var. On dolayı etten de olsun, kumpurdan olsun, cacıktan olsun bizim işte onlardan kazan böreğini yasarız. Nasibine ne tutarsa o olur dedi yani. Ya da böyle bir sozuyoruz, şu kadar, şu kadar. Sozma bak, onun adı bağırsak sozgandın. Ama kes kendiki lokum. Kaldı da iyilerimiz hamurunu o etten boladı ya et suğundan. Hamurunu iyilerimiz ince ince tıp aşarımız, keserimiz onu yapıştırıp köşeli boladı o. Eki köşeli olur. Eki köşesi bir yapıştıramız. Olayı suğa atıp üstüne soğan kavurup da koyarımız et suğundan beraber. Samırsaklı cürtka da çıkarımız olay boladı o. Sorpa diyemiz o karabiber atıp kırmızı biber atıp sorpa etip işerler onun arkasından birer ayak verilirdi. Şoyun kazan derimiz biz oğa nade tümüştan şoyun kazan boladı. Onuman mayda kızartırmız onuman. Şolpaman süzüp alıp şil börek olay boladı. Şibek getirdik. Türkiye'de şey o. Şibek kazan getirdik. Ne ballarını hepsini birerden getirdim. O yaptığımız var. Amcalarımız var. Onların kızlara gelip getirdik. Ona ısmarladık. Getirdiler hepimizi. Tek elini hepsini birerden getirdim. Thank you.
hamurunu açasın, yeri oklanan açasın böyle, kökelek koyasın, onu da böyle böyle kesesin, dört köşe bola, onu da süzesin, yağlaysın, yiyesin. O kayhana deme cumurta şişe sıtamız mayva. Azamalar teremaya. Ama o şimdi gayrı bize yaramayın. Tansiyon bulan için onu kaldırdık. Çantık, köbete, tabak, börek her şeyini yap, her şeyini yapıyorduk. Macirge vardım, kaldır tarana, indi tarana. Kalakaydı cazar edip koyan ayakban maylayım, zitin mayma. Tabalarımız bulurdu astıl üstü iki tane. Arasına pişirdik. Bu balık başka balık. Rumuz bu. Hani Ahmet Mehmet değil de ay yıldız yaşarlı. Bu balık başka balık demiyor Hacı Minibüs'e, Hacı Orhani'ye. Alaşa kesmişlerdir. Alaşa da taydır. Tatar ya alaşa tay manasını taşır. Analarımız babalarımız aşağı da biz aşamadık. Aşamadık hep aklımda durar. At sütünü yeseydikken biraz da kabarırdıkken yani o eşki maya haline gelirdikken kımız yani o kımız da yetedikken. Enşesette üyüm var, taskalalı. Baramayman üyünü it baylav dedi. Yaş, kızga, kızday tabi. Enşesette üyüm var, keldi tokta. Atına cüven bolayım, kumüsten nokta. Cüven de. Bilemem yuvayın bayına salmadan. Noktayı bulatayım basa. Nokta ne? Nokta attım basına böyle tabiyonlar. Yıladık yer yes oğan noktadır. Ana da cüven demiş. Cüven demiş. Benim adım Ahtaban. Men atımını da maktamam. Orını geçmeyi tohtamam. Men atımını da maktasam. Orını da geçmeyi tohtamam. Dokuz doğum yaptım, yüde ettim. Eşseye ne hastaneye, hastaneye gitmedim. Evvelde çatar edik, uydarı bulur dedik. Doktora neye gitmez edik. Doktor çok ed evvel. Köylerden de adam çakırır, tosun keser ediler, atın atatır ediler. Anam doğumdan öldü benim. Anam da al bastı dediler. Başka köyden bir bike geldik dedik, ben evvelden akelgen olsalardı. Ben dedi al bastıların ciğerini alır edim, ona dedi cedirmez edim dedi. Atası gitti kalaga, ne akelir eken balaga. Yarım arşın kutuna, o da jetpes pıtına. Çürgende ballarımızga kalaga yeteredik. Kalagaydı pısırıp balların ayağının arasından geçirip tez jüredik. Olay etip eteredik. Günlü okum, şilter, katlama, bağırsak, embiyeğe yemiş. Sünnet toy etermiş ballarımızga. Kiyindirip, kuşandırıp, işte emmisin, dayısını şakırıp, altın takıp, altın takarlar herkes. Balasında bağırsak pişirir. Tuzlu şayman beri bağırsakta kelgenge geçmiş olsun diyenge. Adetimiz ondaydır bizim. Ta önceden köyde toy bolganda kudagay bolup keter uluyuna kızıyı. Onlar da bir şırpı at etip hoş geldin kudayı deyip şaptır çıkar. Hemen oğa avlu baylar. Kızıyına gelse uluyu ütü beter. Sıpırış sıpır yatırıp sabıman sıpırır maksuz bahşiş atsın bana deyip adetimiz ondaydı. Şimdi gittikçe karıştık. Kuyuğa kopa batsa, atsam batırırmam, bir şey açsam sana şekerini katırırmam. Ataman kokus bulup kavuk eteyim, senin toyunda et yiyip zavuk eteyim. Kimlerden atacağım her dünyadan. Bayraklı'nın tepesindeki bir şey tigerler, yani ayna tigerler, aynanı vurmaya çalışırlar.
Yalnız işte onu sıkarlar. Tüfekten sıkıp düşürgenge ödül bereydiler yani. Karakuş kongan terekke, kanatın gergen erekke, süygen bayrağımız da tartılıptı direkke. Alali şeşek, kulali şeşek, kulbi dandayı kız gelinşek. Dep maşa bar edim, maşa soğadan edim. Allah'dan tilegen edim kolan şaş, Allah mağa bergen bir pripaz. Dep ütüp aytar abam, Allah rahmet eylesin. Yaşlar yaş yine çıkar. Kunduzlarına kızlar kız yine çıkar. Yani bir yengesine yine taşınır kız. Bir daha gelin şık kaşak ondan keter yani şeyini. Kızlar toplanır, dürküş alıp köşeye takıp çılatır. Ondan sonra kız da annesinin yüzünden çıkarıp amcasının yine yengesini yine getirmiş. Üç gün onda gece kunduz toy yasarmış. Delikanlar kızlar onda yasar. O günü kız yaka olan yaktan kahve şeker gelir, toy soğum gelir. Uzun uzun ışkamış uygu tayağı bos eken, yaşlardan biri o bizge kıyağı bos eken. Biz aytar edik bir karşılık, delikanlar aytar edik bir karşılık bulayına. Kim cense o kaldın kasır aslında cük basılıp, men sen bostam ölür men cı basılıp ditan edik sonra. Casaytadır, na dedi ocaktan dedi, şahara şahip eken dedi. Kız aytadı, şahara şahip olsa da onun tütünü durudur dedi. Sen dedi, kuldu uslaydı bana, nadan haber ver dedi. Ana o da tonun şırpadı, terdi. Nadın tüyü sayın sağa para dedi. Ütü bilönediler işte. Oğlan der ki, kızla oynarken, sen Kırım'dan kelgende taş soyarım asabam. İkimiz de bir boyda Mevlam yazgan asabam der. Sıra kıza gelince kız da bir mani söyler. Aytıptan babam iş vermez, anam siymez. Men de yetken yaş bidan sizler getirmez deyip. Şimdi yok, bitti. Eskiden toylarda kaynana oynaytan edip kolay şey örülüp. Delikanlar bizge taş atar edip, kum atar edip. Kaynana karzan, karası görümce başım belası deyip. Oğlunu benden sorasam baklavanın ortası der edip. Kum alıp taş atıp atar edip delikanlar bizge. O kadar zevkli edip bizim toylarımız. Şimdi bitti, kalmadı bir şey. Men şaşak kat baylamam, tay baylarım, men toy demir caşıman, kız saylarım. Karşıda bakamen, ben toy demir yaşımam, tutturmam yaka. Şahbaz yeni çıktı bir cam var. At beysen azar, ton beter, tozar. Akıbeti reisimin morazar. Yahut da akıbeti abuz geçinin morazar. İşte o zaman para verir tanıdımız. Kazan kazan, et atkan, soğanın yok mu? Öz başında toy et, toğanın yok. Kızlarga ait bir şekildir. Onu kızlar hazırlar. Onlar delikanlarga konuşma gecesi mezhep olur koraz. O korazın katında kana bir şekilde var ya, katında bir tane taş süslü. O ya karbız olur ya kavun. O da mezhep olur yaşlarga.
Bunun için koras terlemesi derler. Ondan sonra şırak terlerler. İşte o Tatarların şişi simgesi bu için şırak terlerler, oynarlar. Onu kiyevin üyüne asılır. Gelecek ana bir toylarda gene unutulmasın deyip ondan oğa geçer. Yani o körüler onun bulay tellingen. Onun içine de ya turp ya pancardan yasarız. Perşembe günü başlarız düğünümüzde. Patates yemeği pişiririz, kahvelte ederiz. Herkes kahvelteni akşam gelip yer. Cuma günü de sonra bilişlerimizde gelecek misafirlerimizde hazırlık yaparız. Ondan sonra misafirler gelirler, düğün olur, şalgılar çalır. 4 gün avurlanır ya o misafirler. Atımla, arabasımla, hatta seleketip birbirine. Atınız olmasa özünüzde sıylaması kolay ama atlarınız biraz ağır bolat titendiler. Anyaktan niyaktan atlarla gelirler. Toyda teri atarımız. O teride kapışırlar. Yaslar. Eski adet, örfü, idare bunlar. Taş ayaklının tübünde toğuz börek, ne yastın toyunda kovuz gerek. Yorup çıktım töbege koy göründüm mercim gitti aklım dört bölündü. Ay şalaşım şalaşım şalaşım. Ay şalaşım şalaşım şalaşım. Kurge bıçken halaşım. Kurge bıçken halaşım. Sen şalaşka kergende kelgende. Sen şalaşka kergende kelgende. Tay yerin güzelceri artık astına tobanca yarız, kerbiş salırız onun üstünde tizilip otururlar. Üyerge bir kart ağası, bir on bey, bir sol bey, bir kapıcı, bir de kürekici bey seçeriz. Üyeri kalabalık olur misafir kök gelse, kalabalık olur. Üyerin idaresi o üç kişiye aittir. İşte kart ağası, sağ bey, sol bey, kürekici bey. Sağ bir sol bir onun üyesi, kırgıcı bir de içki dağıtması, içki dağıtar ediler. İşte böyle düzenlenerek mesela kora tellimede. Sonra damat, daima tıraş borra edebilirsin. Şimdi üyede böyle şu dediğimi turur edebilirsin. O, onu, yani şu dediğimi şalılar turur edip, yoktan para verirler ona. Toylarda gelin almaya gittiğin zaman da toguz var edi eskiden. Doğuz alma kuşun bayağı koyunca yaşları bir sürü atka minerler. O doğuz algan balanın boynundan doğuzun alıp kaçma uğraşırlar. İşte o zaman atlar birbirine yarışırlar. Milleti toplap cayma teredik, cayma keller ediler, cayma para atar ediler. Onu cengeler böyle süredi. Ondan sonra ertesi günü bayrak kaldırırdık. Bayrakka toy ederdik, milletke yemek ve öptek verirdik. Bayrak duası edip, mevlü toktururduk. Kız betke getirirdik, kız bette ne ederdik? Nikah kıyılırdı. Ondan sonra, nikah kıyardan sonra ertesi günü kınağa, akşam kınağa getirirdiler. Kızlar toplanıp kına sallırdı kençekler. Ondan sonra ertesi günü kençek alırdık. Kençek almaya getirirdik. Kencek dalıp gelir edik, ertesi günü bet aşar edik. Ve tazdilena biha cemi'al hacat ve tudahiruna biha min cemi'us seyyiat. Kencekte akelip kırgıtı yatkan zamanda may çağar edik kapıga, mık çağar edik kencek. Kenşek düğüge kırgıtırdık, kolumuzu kotarıp kolumuzun arkasından aslından kırgıtırdık. Ertesi günü bikeler toplap, haytaradan bet aşar edik. Bet aşar nese teredik, toye teredik o günde. Ondan sonra kenşekte alıp polur edik işte. Ana gitmez edik, baba iki düğün komşu alır edilir, getir edilir kızın önüne. Allah'ın emrimi, peygamberin harbimi senin kızına doğru geldi. Akşam sefak hatife top besleyen, bet balaban konuşma, söz kesilgen. Kogarıp gelgen kökçe bu, canma gitmez. Cavşu degen imansız, anma gitmez. Ne o beni gördü, ne ben onu gördüm. Bek zor, bek zor görmeden. Bir aynı şanlılı durdum.
Ondan sonra bekçiladım. Vay mekorman mı topalman mı adım mı çıktı babam beni verdi de. Şimdi de babama diyeyim ki toprağın bol olsun. Allah peygamber razı olsun beyimden. Makas kesiyor mu? Kim kesiyor? Kız kardeşi Melek'ten bir bilezik. Damadın erkek kardeşi Ahmet'ten bir bilezik. Көптен ұшқан аққудың жез қанаты, мен де сендей біреудің аманаты. Көптен ұшқан тұрымтай, қанатың қымтай, қалай ары отырған екару тотай. Йыртық шепкен йыртық фес, мен іште ондай бір яспан, өзім сондай болсам да қыздарға ауаспан. Аллаң жазғаныма бола таныды. Болғасын ортаға бір татлы шығар еді, о татлыды ер еді. Қаш күн сонады бір. Yukon tatlısı olur dedi. Yoluman, yol da oman, onu yer edilir. Nasılsa herkes Gürkan'la göre ayağını koşulur dedi. Takısı olur dedi. Kara kuş gelgen erekke, kanadını yaygan terekke, kara burun aru kız, kaygı salgan yürekke. Nişan takılgan günden kaşar edik. Kinşik bolgan diyeyim. Kinşik bolgan sonra koydu toplap, şakırıp, yemek yedirip, kuşları tanıdılar. Ondan sonra kaynana, kayınbaba, kayın, görümce, kimseye konuşup ettik. Atayı da attım uyakka, şanşılmasın bu yakka. Şanşılmasa şanşılsın, ayranmadım bu yakka. Onda seni söylemeye gittim kaynatama. Yani sen bunu bir cümle dedim, betime soktun değil mi? Zannem de konuştursana dedi. Kuda kudağı mı konuşacak bana verir ulan dedi. Ne konuşacak bana dedi. Ölüp gitti. Akrabaları konuşmadan gitti. Baba bala düşünmez dedi. Babasının yanında olmaz dedi. Anasının yanında olmaz dedi. Bir kere karab bir şey. Bir su bile diyemez dedi. Armında. Bana su ver. Yemek ver diyemez dedi. Bizim zamanımızda arı var dedi. Şimdi yaman adı. Bartılını sakmaysın dedi şimdi. Tabii bilirsin bizim et merakı Tatar'ın hakkı. O makak bulur bizim toylarda. Kartagası küyevini davet eder. Küyev bir sinimen gelir. Sininin içine korazın salır. Buna bir körgen korazın. Onun yanındaki o kavun veyahut karbı süslü var ya o da gelir. Meclis kayarlar kapıdan kırgemen. Kartagası, on bey, sol bey, kapıcı bey, alay bey, cümle cemaat. Cümleden meclisiniz hayırlı olsun. Kabul ederlerse buyur ederler. Kabul etmeseler dışarı atarlar. Koraz yerde parçalanır, böyle tütülür. Eğer masaya geçecek kadar ufak ufak dağıtırlar. O meze olur koraz. Kart ağası ayakta durar. Adet göreceğiz der. Adet de nedir bilesin? Küyevge bakşıştır. Küregeci bey var ya, sıraman dolaşır. Bakşışlarını alır. Begen meğenini soyundururlar. Küyev mendilini verir. Oga güzelcine sahip baylarlar. Onu sonra küyevge teslim eder. Oğa para vermeye mecbur edildi. İşte orucu para toplar edildiler. Ya da başka akrabaların çoğuyla tanıdılar. O ütebesi oyulgan, bunun toy sahibi bilmem şu yeğeni çoğuyla. Maksat onlardan para toplamak. Bizlerine kömge emanet ayeteceksen. Bizlerine kömge emanet ayeteceksen. İşte kızın arkasında ne olay şınlayımız. Kadife top fesilgen. Aha kız ne cilaysın söz kesilgen. Derin kuyuğa taş attım şıngırdap ketti şıngırdap. Çırak çerge kız verdim cılap ketti cılap. Amcam yeter bebeğim yeter dedi. Arap kuyudan rukuya kekeşik cıladın be dedi. Mansaray. Saldırgan ay boydan da boyga Sit Osman Saray Saldırgan ay boydan da boyga Sen nişanda yok edin ay Koş geldin toyga Sen nişanda yok edin ay Koş geldin toyga Kelin men beraber ketedi Kelin köşede oturadı Kelgen o bir kamyon insan çeyizcayan Thank you.
hiç bizim duvarlarımız boş kalmadı. Dört duvarın dört evde çeyiz. Kanevçeler, bokşalar. Tavanda grip bolatan edin. Gelin olup da kendimi aynada görmegenim hiç. Gelin indim, ayağımın altına koyun kestiler. Bir baktım ayağımın altında koyun var, korktum. Bir de bir kadın daha vardı, o da ayna tuttu. Ayna tuttu, uğurlu olsun diye yani. Aynada kendimi gördüm ama gelin olganı o zaman bildim. O gelin düşü yatırganda bereketli olsun, bereketli ayağımın kesin de. Bidey, ondan sonra yemiş, para, şaşar edik. Oturgan erim oyuldu, oymağım kaldı. Kesip geçken çıkıp aklım daldı. Üylengen balalarga, komşularda bar olsa yedek, onların alırdı amanat. Yok olsa köylü toplanıp akrabaları. Sade bir tutkun idi o zamanın kartları olsun, casları olsun. Hepsi birleşip yani bir iki üç gün arasında bir üç gözü, iki gözü iç alır. Gelin çürülgen sonra dua edilir. Caz kışkene ballardan birkaç tanesi uzun ömür sırık alır. Onlar üyü cürerler, o sırık kaşı baylarlar. Girek, şevre her üyden ama. Ondan sonra davul zurna gelir. Köyün meydanında veya armancerinde davul zurna çalınır. Cubuk köylerinin casları, pelvanları toplaşır, cilsırlar, küres yasarlar. O baylangan şeye, direkte biz cülde deriz. Üydün, toydun sahibisi de bir yerge bir koy, işte kozu neyse bir hediye salar. Bari ne verik be, at verik be o zaman devrinde. Para verik be, yürü ulbet gayet. Onun etkenimine dayısı da kelinge hediyesini alır edi. Ya bir hal alır edi, ya bir altın alır edi. Dayısı da onu eser etken şekke. Bir kişi gene boz torgay, tarı da versem aşamay. Sizin yakının kızları bizim yak kavuşamay. Tatar aşıp pişirip pişirip, tatar aşıp pişirip pişirip. May duyarman asabay, may duyarman asabay. Uyum aldı şubur şub şubur şub. Karcağan etken masrafından bir tık fayda olsun deyip kavete yetedirler cazka. Ertesi günü kiye bas, kençlik betten gelgen cavuluklar bulur dedi. Toğuz şaşpa ditendir eskiden oğa. Bu cavuluklardan işlemeli bolganları bir üydün tek cazına, ondan sonra toyga kılması yükenlerge verilir dedi. Cengeler kaç cenge olsa kapı basar ediler. O betten ya dayısı gelik, ya amcası gelik, ya eniştesi gelik. Onlar kapıga gelir, cengeler iş geldi, o adam dışarıda. Gayrı pazarlık yasaydılar. İşte ne adır beriksin, bu adır beriksin. Yok onu cengeler kabul etmez. Ondan sonra ortağı bir adam düşer edi. Bunlar da uyulaştırır edi, kabul eder ediler. O paraları da alıp cengeler bölüşe tahan edi. Kaç lira alsalar da kızın cengeler. Kelindin arabası, bulay da var mı var, siyah da kursi. Toktatır edilir, kelin koşkar alıyor şeyde. Toktatır edilir, kelin o koşkarı kötürürse onun bağısını şeye verir edilir. Şımıldık kurur edik. Şımıldıkta şatan edilir işte. Bir görüncesi gelir edilir, iki şatal iyice şubuğundan. Onunla bir tabak yemiş, kuru yemiş, onu alıp gelir edilir. O iki şatal tayak bununla şımıldıkta aşar edilir. O da oğa kumis bilezik takar edilir, gelinin annesi. Kumis bilezik takar edilir. Havir onda yedat edilir. Ondan sonra şey edip işte o şımırlıkta aşıp koz derip kayınbabasının annesine sesini saklap çürür edi. Kenşe 40 gün yüzden çıkmaz edi. Kaynanasının kaynatasının yanına da barmaz edi. Ayrı özünün yüzünde oturur edi. 40 gün sonra kenşe şeşmeye suğa çıkar edi en avvel. Gelinin yanında 2-3 tane hanım gelir. Gelinle beraber yerler tübere. Onluktan sonra düğün biter. Mezar taslarındaki tabınlar Nogay ve Kırım Türklerinin koşullarından kelgen yollarını gösterdi.
Atacurdunda yaşayan ata babalarımızın mezar taslarındaki tabınlar man, bu yerdeki mezar taslarındaki tabınlar aynı. Bizde kıyınlık adem ölüsü bir yılga şın toy etilmeydi. Bek kart adem bolsa razı bet, razı bolsa karamanız, men yaşau yaşaman yastarın yolu bolsun dep razı bolsa etedi. Üyge kırıp diler tüskenler, bura buran gözünde karanlar. Kur'an okuyup bura yok. Bilmeydi kendileri ezber yok. Meclis'te tam hemen evzi billahi mine şeytan racim bismillahirrahmanirrahim dedi. Ya kaykana ya şirbörek şaybır lokum tırcavun sadakallahu lazim başını sağ olsun Allah rahmet eylesin deyen. Okuydular kumeliler. Kumbinden son 7 gün etedi. 40 gün etedi, 50 gün etedi, yıl gün etedi. Bu köylerde bir öyle oldu mu diye. Bir hafta kimse işine gitmez beklerdi. Ölüyünden ötmekçe su içirmezlerdi. Seyit Osman Saray saldırgan ay boydan da boyga sen nişanda yok edin ay hoş geldin toyga sen nişanda yok edin ay hoş geldin toyga. İki de pomak balasın ay aydadım tuzga. İki de pomak balasın ay aydadım tuzga. Kelin şeyin yosmasın ay denişmem kızga. Baranayım selam ayt babama. Şalatım satsın, şalatım benim bek jorga babayım, kardeşim alsın.